çocuklar. BKM'yi seviyor musunuz? Evet. Peki BKM ailesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela çok güzel bir okul, yani eğlenceli, sevimli veya mesela arkadaşları dinliyoruz. Öğretmenler bize çok iyi davranıyor. Bence de bu okulda daha çok bilgi ediniyoruz. Daha çok sosyal aktivitelere katılıyoruz. Adın ne öncelikle? Yazak. Peki ben sana BKM ile ilgili şimdi birkaç soru soracağım. BKM'ye ilk geldiğinde neler hissettin? Aslında değişik hissetmiştim. İlk başta biraz kötü olacak gibi gelmişti ama sonra iyileşti. BKM ailesi sana sıcak davrandı mı? Evet, çok sıcak davrandı. Özellikle arkadaşlarım. Onları çok seviyorum. Öğretmenlerle ilgili ne düşünüyorsun okuldaki? Bence öğretmenler şu ana kadar tanıştığım en güzel öğretmenler. Peki bize küçük bir anını anlatabilir misin BKM ile ilgili? BKM'nin ilk gününde biz bahçede koşuyorduk. Sonra benim arkadaşım çamurlara takılıp yere düştü. Her yeri ıslandı. Biz çok gülmüştük ona. Evet, teşekkür ederim. Adın ne? Adım Buse. Peki, merhaba Buse. BKM'nin akademik başarısı hakkında ve imkanları hakkında ne düşünüyorsun? Bence BKM Balıkesir'in en iyi okulu. Bize bir sürü imkanlar sunuyor. Ara sınıfların mesela ikinci bir Rusça eğitimini sağlıyor. Bildiğimiz gibi BKM'de sıkı bir şekilde yürütülen bir İngilizce eğitim var. Peki Rusça eğitimi hakkında ne düşünüyorsun ikinci dil olarak? Ben ilk başta geldiğimde Rusçayı çok böyle zor bir dil olarak düşünüyordum. Ama burada bize anlatılan oyunlarla birlikte anlatıldığı için çok eğlenceli bir dil olduğunu düşündüm. Ve Şenay öğretmenimizle birlikte çok ilerledik. Peki son bir soru sorayım sana. BKM'deki en duygusal anın nedir? BKM'de biz Cumhuriyet Bayramı'nda senden daha güzel söylemiştik ve Atatürk'ün resmi vardı. Ben orada çok duygulanmıştım. Bence çok güzel bir şey. Tüm okullara hepimiz duygulandık. Sana da teşekkür ederiz. Merhaba, hoş geldin. Öncelikle adın? Barkın. Peki ben sana şöyle bir soru sorayım. BKM'nin sana güven verdiği güven nasıl? BKM bana gerçekten kendimi çok iyi hissettiriyor çünkü öğretmen ve öğrenci aralığı çok iyi. Öğretmenler anlamadığın konuyu anında anlatıyor ve bu senin derslerde olan başarını etkileyip kendine güven duymanı sağlıyor. Hani kendinle aynı seviyede arkadaşlarla olduğun için bu hem onlarla tatlı bir rekabet içinde olmanı sağlıyor hem de kendini hiç salamıyorsun. Peki bir soru daha sorayım. Henüz değişen yeni sınav sistemi hakkında sizi nasıl bir hazırlıyorlar? Yani nasıl bir çalışmanız var? Yani örnek sorulara göre öğretmenlerimiz anında deneme sınavlarına zorluk derecesine göre veya soru tipine göre yeni sorular ekliyor. Ve bu çok güzel. Her hafta deneme olmamıza ayrı bir şey katıyor bize. Teşekkürler Barkın. Öncelikle merhaba. Adın? Ceyda. Peki ben sana şöyle bir soru sorayım. BKM'ye nasıl başladın ve bu nasıl ilerledi? BKM'ye başladığımda BKM küçük bir sınıf gibiydi. Henüz resmiyette çok fazla etkinliğimiz yoktu. Böyle sanırım ben 3. öğrenciydim BKM'nin. Sonra ben 7. sınıfa geçtiğim zaman BKM'nin dershanelerine, etütlerine kayıt oldum ve okulun yanında oraya da gitmeye başladım. BKM bazı şeyleri bize daha anlayabileceğimiz şekilde anlatır. Okullarda bazen ders saatleri yetmez, bazen konu aklımıza yatmaz ama BKM bunu bir şekilde bize uydurur ve işte konu olmuştur, bitmiştir ve işte bu sene de buradayım çünkü BKM... Çünkü BKM diyorsun yani. Ya çünkü BKM... Sadece yeter bize BKM. Aynen. Haklısın. Başka nedeni? Öncelikle ben BKM'den genel olarak duygusal olarak neler hissettiğimizden bahsedeyim. Okulun ilk yılı, hatta ilk dönemi daha bugün tamamlıyoruz ve şimdiye kadar olan şeylerin hepsinde gerek öğretmenler gerekse biz çok büyük zorluklar çektik. Bazen psikolojik zorluklar da çektik ve ama şu anda buradayız. BKM'nin bir farkı vardır, yani okuldan daha ötedir bizim için. Eğer bir kompozisyonda onu yazarken gözünden yaş gelebiliyorsa, eğer senin ne olursa olsun yanında sürekli öğretmenler veya öğrenciler varsa, biz buna kısaca BKM ruhu diyoruz ve biz hepimiz gerçekten
aileyiz.